Evet sevgili iç mimar arkadaşlar, isterseniz İstanbul İç Mimarlar Odası şube seçiminin kapağını tekrar açarak bir değerlendirme yapalım. Evet, İstanbul'da çok önemli bir seçim oldu. İstanbul önemliydi çünkü Türkiye'de en fazla delegeye sahip olan il İstanbul'du. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır mantığıyla hareket eden genel merkez yönetimi İstanbul'da adeta bir üs kurmuştu. Bir otelin bir katını kapatarak bütün yönetim kurulu üyeleri, hukuk departmanı ve personelle birlikte adeta çıkartma yapan genel merkez yönetimi İstanbul'u alacağından çok emindi. 2 dönemde şube başkanlığı yapan adayları bu konuyla ilgili tüm hazırlıkları tamamladı ve seçimi garanti görüyordu. Muhalifler ise boş durmuyor, sürekli çalışıyor ve genel merkezin değişmesinin yolunun İstanbul'dan olacağına inanıyordu. Bunun için gece gündüz uğraşan, gayret eden muhalif kesim ciddi yol almıştı. Bu süreç içerisinde önemli seçim çalışmaları olmuş, toplantılar yapılmış, üyeler birbir ziyaret edilmiş ve gerçekler onlara tüm çıplaklığıyla anlatılmıştı. Bu süreç içerisinde Doçent Doktor Osman Arayıcı isminde Mimar Sinan Üniversitesi'nde akademisyen bir kişiyle tanıştık. Camiaya yeni girmişti. Biz tüm kalbimizle ve samimiyetimizle kucaklayarak destekledik ve bağrımıza bastık. Şimdi Osman Arayıcı sayfasını açalım. Seçim döneminde mevcut bir önceki başkan tarafından yenilir yutulur tarzda olmayan iddialar ortaya atıldı. Kendisinin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans yapmak için müracaat ettiğinde Osman Arayıcı hocanın konuşarak kendisine bir teklifte bulunduğunu dile getirdi. Bu teklif de şöyle. Evet, Merve Yılmazer bir önceki İstanbul Şube Başkanı yenilir yutulur tarzda olmayan iddialar ortaya atmıştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak istediği süreçte Osman Arayıcı ile bir araya geldiğini ve akabinde orada yüksek lisans yapabilmek için kendisiyle görüştüğünü, orada yüksek lisans yapabilmesinin şartının bir sonraki seçimlerde İstanbul Şube Başkanlığını kendisine bırakmak olduğunu ifade etmiş ve bu konuyla ilgili bir iddia dile getirmişti. İstanbul Şube seçimlerinde söz alan İstanbul Şube Başkanı Merve Yılmazer bu gerçekleri kürsüden de dile getirmiş. Yetmemiş İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak kürsüye çıkarak Osman Arıcı'nın daha önce de benzer eylemlerde bulunduğunu dile getirmiş ve bunun etik olmadığını ifade etmişti. Ve bu olaylar karşısında bütün delege ve meslektaşlar hayretler içerisinde izlemişti. Akabinde seçimler olduktan sonra biraz araştırınca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yapılan bir iç mimarlık proje yarışmasında Osman Arıcı'nın görevini layıkıyla yerine getirmediği İç Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bir yazı göndererek Osman Arayıcı'nın jürilikten çıkartıldığı ve bununla ilgili bir yazışmanın olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili biraz daha araştırma yaptığımda aslında Osman Arayıcı'nın 1999 yılında İç Mimarlık bölümünden mezun olduğu ve İç Mimarlar Odası'na 20-22 yıl sonra üye olduğunu fark ettim. Oysa ki birçok hocamız bizim İç Mimarlık mesleğini icra edebilmemiz için İç Mimarlar Odası'na üye olmamız gerektiğini bize öğrenciyken öğütüler ve ilk kendisi üye olurdu. İç Mimarlar Odası'na üye olmayı kendi istikbali için bir merdiven basamağı olarak gören Osman Arayıcı 2 yıl önce üye olmuş ve bu grubun motivasyonu ve çalışmasının da üzerine basarak şu anda İstanbul Şube Başkanı olmuştur. Benim için mevki makam önemli değil. Ben yönetim kurulu üyesi olarak sizlere katkı sağlayacağım diye defalarca dile getirmiş. Bu iş için uzun süre emek veren Herdem Süer arkadaşımızın İstanbul Şube Başkanı olarak her ortamda deklare etmiş. Bütün toplantılarda İstanbul Şube Başkan adayımız diye ilk kendisi alkışlamıştı. Biz de bu motivasyon ve hareketle İstanbul'un birçok bölgesinde bulunan iç mimar meslektaşlarımızı ziyaret ettik. Onları seçime davet ettik ve akabinde çok çekişmeli bir seçim oldu. Bu çekişmeli seçim sonrasında muhalif olan grup seçimi kazandı ve bu grubun içerisinde yer alan Osman Arıcı da bu seçimi dolayısıyla kazanmış oldu. Tabii ki aradan bir hafta geçtikten sonra işler değişmeye başladı. Osman Hoca gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Seçimleri kazanmaya motive olan muhalif kesim yönetim içerisindeki dengeleri hiç gözetmemiş, perde arkasından yapılan hesapları hiç görmemiş ve herkese takdim edilen Herdem Süer bir paçavra gibi bir kenara atılmış. Daha sonra Osman Arayıcı tarafından dizayn edilen bir grupla bir şube yönetimi oluşturulmuştu. Bu tabanın ve muhalif kesimin hiç hoşuna gitmemiş ve içine sinmemişti. Çünkü bir takım entrikalarla ve bir takım ayak oyunlarıyla bir yerler alınabilir, bir makam alınabilir ama onun helalliği tartışılır, meşruluğu tartışılır. Şu anda muhalif olarak oy veren bir kişi olarak ben şu anda Osman Arayıcı'nın İstanbul Şube Başkanlığı'nın meşru ve helal olmadığı kanaatindeyim. Bu seçimler bittikten sonra yola çıktığı arkadaşlarını artık terk eden, yeni yollar ve yoldaşlar seçen Osman Arayıcı, tabii ki kendisine genel kurulda büyük hakaretler eden Genel Başkan Emrah Kaymak'la ilk görüşme sonrasında yine onunla da bir stratejik anlaşma yaparak saf değiştirdi. Bu durumdan rahatsız olan biz emek veren delegeler bunu dile getirmekten asla çekinmeyeceğiz, asla utanmayacağız. Çünkü bu iş bir günlük değil, 2 günlük değil. Bu iş uzun vadeli bir iş. Yola çıktığı bütün yol arkadaşlarını tek tek yolda terk ederek farklı yollar ve yoldaşlar bulan Osman Arayıcı şu anda İstanbul seçimlerine damga vuran isim oldu.